arabayla. Öncelikle yeni dönem, bugün burada aramızda olan tüm seçilmiş muhtarlarımıza, meclis üyelerimize hayırlı olsun. Birlikte 5 yıl çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Bu da bu 5 yılın birlikte ilk günü olsun muhtarlarımız, meclis üyelerimizin birlikteydi. Mustafa Burgaz, İzmir'in genel müdürü, yeni başladı. Mustafa'ya da hayırlı olsun. Simge Erdeniz, başkan yardımcımız. Naime Beyazıt, mimar, başkan yardımcımız. Ahmet Giliz, mimar, başkan yardımcımız. Deniz Gezmiş, özel kalem müdürümüz. Anıl Karoğlu, başkan yardımcımız. Koray Bey, Merve, genel müdürü. Evet, ekibimiz güçlenerek, yenilenerek devam ediyor. Bugün özellikle bir araya gelelim dedik. Henüz dönemin başında sizlerin taleplerini alalım isterseniz, beklentilerini alalım ve bunlara hızlıca nasıl çözüm bulacağımıza bakalım. Birincisi temizlik. Seçim zamanı en çok şikayet aldığımız konular temizlikti, yollar ve kaldırımlardı ve kaldırım işgaliydi. Bir de park bahçelerde ağaç budamalar talepleri vardı. Öncelikle temizliğe müthiş bir giriş yaptık. Biz düzenli toplantılar yapıyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 28 ilçe belediye başkanıyla. Bir tanesi de dün yapıldı. Eski usul çalışma anlayışı kenara bırakıldı arkadaş. Burası benim işim. Ben bu sokağı köşeye kadar süpürürüm. Dönsem süpürmem. Orası Büyükşehir'in işi. Böyle bir anlayış yok. Biz 28 ilçe artı Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiyiz. Herkes birbirine destek olacak, dayanışma olacak. Güzelyalı'daki o taşlar kaldırımdaki o halde kalmasın diye biz oraya girdik. Biz anafartalara da girdik. Olabildiğince buralara giriş yapacağız. Asfaltları gidip izbetondan alacağız. Bu asfaltları aldıktan sonra onlarla çukurları biz dolduracağız. Özellikle ara sokaklardan başlayarak ama çok zorunda kalırsak büyük silindirlere gerek olmayan ana bulvarlarda da ya da ana caddelerde de doldurmayı yapacağız. Yani amaç o yapsın o yapsın itiş kakışı değil, işi yapmak. Farklı bir bakış açısıyla başladık. Temizlikte aynı şekilde bütün marketler patatesleri, soğanları kaldırımda tutmayacaklar, tutmayacaklar. Bunun çalışmasına başladık. Zabıta müdürümüz hepsine bildirimini yaptı. İşgaliye ödemişler. İşgaliye ödeme günü bir tak içeri çekecek. Yani bundan sonra kaldırım işgalleriyle de uğraşıyoruz. Kentsel dönüşüm içinde mimar başkan yardımcılarımız çok hızlı başladılar. Geldikleri günden beri sürekli toplantılar yapılıyor. Şu an elimizde ne var? En hızlı nereden gelebiliriz? Planlar yapılmış ama parselasyon planları yapılmış mı? Onlara bakıyoruz. Orada durum çok iç açıcı değil. 2 yıl önce biten planların parselasyonu yapılmamış. Ben bunları çok açık söylüyorum size. Daha hızlı, daha verimli. Bizim hızımıza ayak uyduracak, bizim kente bakışımıza ayak uyduracak kişilerle yeni bir yapılanma yapıyoruz. Özellikle kamusal mekanlarda tuvalet eksiği vardı. Onları bulduk, onlar geliyor. Önümüzdeki Göztepe maçından itibaren artık o ihtiyacı en azından hemen sahilde başladık. Daha sonra da diğer kamusal yerlerde koyacağız. Dediğim gibi küçük dokunuşlarla başladık ama bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarında ilerliyoruz. Gerçekten bir dayanışma içinde sen ben olmadan bir yönetim anlayışını İzmir'e getirmek istiyoruz. Ben burada bırakayım, söz almak isteyen muhtarlarımıza da mikrofonumuzu uzatalım. Boğaziçi Mahalle Muhtarı Yaşar Çavda. Sevgili başkanım, 10 yıl önce yine bugünlerde burada bir toplantı yapmıştık. Sorunlarımızı değerli müdürlerimizle çözüyoruz. Uçtu ama çarpık kentleşmenin yanında birçok dezavantaj. Ben kaldırmasını da emriyorum. Çok acil. Bizim
konakımıza biz kendimiz ödeyelim. Ve bu bir ekip işi. Şahsen ben kazandıysam onların bana sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı kazandım. Yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Burak Reis Mahalle Muhtarı'nın 5. dönemi. Aşırı bir talep var, aşırı bir istek var. Çünkü kentsel dönüşümün ucu bucu görünmüyor. Arzu Hanım'a teşekkür ederim. En büyük keyif. Mahallenin ana hafifelerinden geçti. Fakat bu doğallıkları mahalle içerisinden yayılmasını istiyorum. İlker Bey'den de çok teşekkür ediyorum. Ciddi olarak konakta problemlerim vardı. Halkı memnun ettiler. 3-5 ay askıda durmasına gerek yok. Biz her türlü askıya çıkardık ve tutanak size verebiliriz. Burada amaç satılan her yiyecek, içeceğin hijyen olması. Kesinlikle insan sağlığını tehlikeye atmaması. Bir de özellikle o kaldırmak istediğimiz sular, içecekler güneşin altında. Zaten kanserojen oluyor bir süre sonra. Hani insan sağlığı pek çok şey hem kent estetiği hem insan sağlığı iç içe. Yüzünüzü kapatıyorsunuz ama. Hangi sokaklarda?